Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Sedat Şahin, 1993 senesinde Çağlayan'da bir arabanın içinde vurulan yakın adamları Cihan Kaplan ve Esabil Karataş'a yönelik suikastten sorumlu tuttuğu Hacı Çapan'ın öldürülmesi ile adından söz ettirdi. Gerçek adı Mehmet Nafi Çapan olan Hacı Çapan, 1996 yılında hastaneden taburcu edildikten sonra vurularak öldürülmüştü. Şahin, sorgun ve haraç alma gibi olayların da aralarında bulunduğu 3 ayrı suçtan gıyabi tutuklu olarak uzunca bir süre aranmıştı. Hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahin'in Alaaddin Çakıcı tarafından desteklendiği iddia edilmişti. Almanya'da Alman polisi tarafından ortaklaşa yürütülen operasyon sonucunda Berlin'de bulunan ve yeni doğum yapan eşi Buket Erener'in ziyaretine gittiği sırada. 22 Eylül 1998'de sahte İtalyan pasaportuyla yakalanan Sedat Şahin, 10 Nisan 2000'de Türk Interpol görevlilerinin nezaretinde uçakla Türkiye'ye getirildikten sonra 11 Nisan 2000'de hakkında İstanbul DGMS'e verilen, cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak, suçundan gıyabi tutukluluğu vicahiye çevrildi. Bu karar sonrasında Sedat Şahin, Bafra'da, sahtecilik, suçundan yargılanarak aldığı 3 yıl, Bursa kesme işareti de, adam yaralamaya azmettirmek, suçundan aldığı 6 yıl 12 aylık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Niğde cezaevine gönderildi. Sedat Şahin ismi son olarak Saral ailesi ile yeniden gündeme geldi. Bu olayı soruşturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan Sahra Operasyonu'nda, Sedat Şahin'in de aralarında bulunduğu 53 kişi yakalandı ve bunlardan 20'si tutuklandı. Telefon dinlemelerindeki şifreler çözülünce Şahin'in talimatıyla Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü iddianamede yer alınca Sedat Şahin için 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Saral ailesiyle Sedat Şahin arasında yaşanan bu gerginliğin sonucunda birçok çatışma yaşandı. Son olarak araya Sami Hoş'tan girerek tarafları barıştırdı. 2005 yılının Mart ayında tahliye olan Sedat Şahin, bir gün sonra İstanbul'da düzenlenen operasyonda 30 adamıyla birlikte yeniden gözaltına alındı. Şahin, Kadıköy'de bir iş yerinin kurşunlanması, bir kişinin öldürülmesi ve silahlı çatışmaya girilmesi olaylarından tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.